Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Önce ekonomiyle ya da iktidar muhalefet alternatifiyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dönemlerde bilhassa bir ana muhalefet partisi genel başkanının nasıl çalışması gerektiğini çok güzel gösteriyor. Bunlar iyi şeyler. Muhalefet partileri demokrasilerde umuttur, ümittir, moraldir. Kemal Kılıçdaroğlu kredi yurtlar müdürlüğünün öğrencilerden olduğu alacaklara fahiş faiz uygulaması ve o alacakların, o kredi borçlarının ödenemez duruma gelmesini çok güzel cümlelerle ifade ederek iktidar olduğumuzda bu iş kökünden çözeceğiz ve ana para dışında bu insanlardan, bu yurttaşlardan bir tek kuruş bile talep etmeyeceğiz dedi. Öyle hatırlıyorum. Tamamını süreceğiz deyip demediğini bilmiyorum ama zannedersem öyle bir şey söylemedi. Peki bunun üzerine Erdoğan ne yaptı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun çektiği silahı ateşlemesinden önce kendisi kendi yetkisini kullanarak, yani işi bakanlar kurulu gibi, işte meclis gibi, kanun çıkarmak gibi öyle ıvır zıvır işlere bırakmadan halletti. Ama ana para olarak o güne kadar birikmiş olan faizli ana parayı esas kabul etti. Yani bir tarafta diyelim ki öğrencilerin bir tanesinin 10 lira borcu vardı. O güne kadar faiziyle birlikte 50 lira olmuştu. 50 lirayı dondurdu. Ondan sonrasında faiz uygulamıyoruz. Gelin bunu taksitlendirin, ödeyin dedi. Kemal Bey'in söylediği o değildi. Neyse. Ama Erdoğan bunu yaptı. Yani Kemal Bey'in dediğinin, istediğinin bir kısmını yaptı. İki gün önce Kemal Bey, otomobil satın alacaksanız bir süre erteleyin. Yani seçim sonrasına bırakın. Çünkü iktidar olduğumuzda ÖTV'leri kaldıracağız dedi. Erdoğan aynı gece kendisine ÖTV'lerle ilgili oranları yeniden düzenleme yetkisi veren bir kanun hükmünde kararname yayınladı. Geçtiğimiz günlerde bir kardeşim bana sordu videolarımın altında. Dede, otomobil alalım mı, erteleyelim mi? Ben kendisine konut fiyatlarının düşeceğini ama otomobil konularında da yine satın alma konusunda beklemesi gerektiğini söylemiştim. O zaman Kemal Bey'in yapacağı açıklamadan haberim yoktu tabii ki haliyle. İşte bakın, görüyorsunuz değil mi neler oluyor. Seçim öncesi o kadar çok şey vaat edilecek ki. Hem iktidarda olanlar vaat edecek, hem iktidara gelmek için çabalayanlar vaat edecek. Vaatlerle ekonomi yürümez. Gerçeklere bakın, gerçeklere. Gerçek ne? Gerçeğin dışında hiçbir şeyi ciddiye almayın. Benden naçizane tavsiye bu. Şimdi gelelim, İyi Parti neden böylesine hızlı bir şekilde oy kazanıyor? Evet, İyi Parti'nin oylarının yükseldiğini görüyoruz. Hemen bütün kamuoyu araştırmaları bunu öyle gösteriyor. İyi Parti'nin oyları neden artıyor? İyi Parti kendisini merkezde konumlandırıyor. Aslına bakarsanız İyi Parti ile MHP arasındaki birinci fark, MHP'nin genel başkanının Devlet Bahçeli, İyi Parti'nin genel başkanının Meral Akşener olması. Yani birisinin başında erkek bir genel başkan var, diğerinin başında bir hanımefendi. Birinci fark. Başka? Ben başka bir fark göremiyorum. İkisi de batıya karşı, ikisi de demokrat değil, ikisi de ülkedeki Kürt seçmenlerin oylarına saygısız. Yani İyi Parti ile MHP arasında radikal milliyetçilik penceresinden baktığınızda farklı bir şey göremiyorsunuz. Ama her şeye rağmen İyi Parti ne yapıyor? Kendisini merkezde konumlandırıyor. Ekonomide daha piyasacı görünmeye çalışıyor. Batı ile kavgasını daha alt düzeyde tutuyor. Batı'ya karşı, Batı ile kavgalı ama Devlet Bahçeli kadar AKP'nin yanında değil. Aslında bu da gösteriyor ki İyi Parti'nin oylarını yükselten, İyi Parti'nin MHP'den daha milliyetçi ya da daha az milliyetçi oluşu değil. MHP'li seçmenlerin neredeyse artık tamamına yakınının
Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ettikleri gerçeği, ekonominin berbatlığı, Devlet Bahçeli bile geçtiğimiz günlerde ekonomiyle ilgili doğru kararlar alamaz, ekonomiyi düzeltemezsek seçimde hayal kırıklığı yaşarız ne halinde sözler söyledi. Bunu, bu açıklamayı, böyle bir açıklamayı Devlet Bahçeli'den ilk kez duyduk, değil mi? Evet. Peki canlarım, İyi Parti bu kadar yükselirken, İyi Parti oylarını bu kadar arttırırken bir anda Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu neden adeta birbirlerine girdiler? İyi Parti'deki yükseliş nedeniyle. Ali Babacan İyi Parti'deki yükselişin sebebini sadece Recep Tayyip Erdoğan'da karşı duyulan nefret olmadığının farkında. Ali Babacan MHP'lilerin oylarına değil, AKP'lilerin oylarına talip. MHP'nin oy deposunda bir avuç buğday var, AKP'nin oy deposunda bir teneke buğday var. Ali Babacan bir avuç buğdayın peşinde değil, Ali Babacan bir teneke buğdayın peşinde. Ahmet Davutoğlu ise AKP'li seçmenlerin sadece bir bölümünün oyunun peşinde. Yani aşırı muhafazakar, din devletinden yana şeriat isteyen bir kısım seçmenlerin oylarına razı Ahmet Davutoğlu. Ali Babacan buna razı değil. Ali Babacan AKP'lilerin neredeyse tamamının oylarına razı. Ama bu arada o oyların içinde Ahmet Davutoğlu'nun talip olduğu seçmenlerin oyları bana gelmese de olur görüşünde. Çünkü Türkiye'de din devleti kurulmasını yürekten isteyen seçmen sayısı toplam seçmen sayısının %3'ünü 4'ünü geçmez. O nedenle de Ahmet Davutoğlu'nun partisi kamuoyu nezdinde bir tercih görmüyor. Her şeye rağmen Deva Partisi, Ali Babacan'ın partisi Gelecek Partisi'nden, Davutoğlu'nun partisinden daha çok oy alacağı görünüyor. Bence kamuoyu araştırmalarında çıkandan da daha yüksek oyu var Ali Babacan'ın. İşte o nedenle Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun kendisine yaptığı teklifi Ahmet Davutoğlu'ndan izin almadan açıkladı. Neymiş, ne demiş Ahmet Davutoğlu Ali Babacan'a? Gel beraber yeni bir ittifak kuralım demiş. Yani sen, ben ve Temel Koram Karamollaoğlu, yani Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Saadet Partisi üçümüz ayrı bir ittifak kuralım demiş. Ali Babacan da diyor ki hayır, biz böyle bir teklifi kabul etmedik, edemeyiz. Ama yine de parti genel başkanlığı anlayışım gereği Sayın Davutoğlu'nun teklifini yönetim kuruluma götürdüm. 21 kişiye sordum. 21 kişinin 21'i de hayır, böyle bir şey yapmayız dedi. Ahmet Davutoğlu tabii kırgın belli, biraz da öfkelenmedim diyor ama belli ki öfkelenmiş, incinmiş. Ben ona söyledim, keşke sadece bana söyleseydi. Diyor ki haklı, haklı ama teklifi yanlış. O da benim görüşüm. Haliyle tabii aralarında bir kavga çıkmış gibi görünüyor. Ali Babacan bu Ahmet Davutoğlu'nun bu teklifini açıklarken bir şey daha söylüyor. Bizim aidiyetimiz onların aidiyetiyle hemen hemen aynı değil demek istiyor. Yani biz farklı yerdeyiz. Yani Ahmet Davutoğlu AKP'li seçmenin sadece din devleti isteyen, dini hassasiyet yüksek olan kesimine hitap etmek istiyor. Biz ise AKP'nin içinde o seçmen sayısının az olduğunu, AKP'li seçmenin tamamının bize yönelmesini istiyoruz diyor. Bizim aidiyet duygularımız Ahmet Davutoğlu'nun ya da Gelecek Partisi'nin aidiyet duyguları gibi değil. Biz partimizde herkesi görmek istiyoruz diyor. AKP'li seçmenlerin tamamını görmek istiyoruz. MHP'li seçmenlerin tamamını görmek istiyoruz. CHP'li seçmenlerin tamamını görmek istiyoruz. İyi Partili seçmenlerin de tamamını görmek istiyoruz. Yani diyor ki Ali Babacan, biz Turgut Özal'ın ilk kurduğu Anavatan Partisi'yiz. Biz Erdoğan, Abdullah Gül, Abdülhatif Şener ve Bülent Arınç'ın kurduğu AK Parti'nin ilk kurulduğu dönemdeki aynısıyız. Bütün siyasi aidiyetlerden, bütün dini aidiyetlerden, ırkî aidiyetlerden, yani her türlü aidiyetten seçmeni partimizi çatısı altına bekliyoruz diyor. Ahmet Davutoğlu'nda benim anlayamadığım işte bu.
Ahmet Davutoğlu siyasetin sadece din üzerinden yapılabileceğini söyleyerek kendisinin sadece daha dürüst, Erdoğan'dan daha namuslu, daha dindar bir Erdoğan olduğunu anlatmak istiyor. Olmaz, doğru değil. Seçmen Erdoğan'ı istemiyor. Erdoğan'ın siyaset tarzını istemiyor. Yani siyaset tarzını derken ne demek istediğimi anladınız herhalde. Daha fazla açmayayım Allah aşkınıza. Gerçi daha yasa çıkmadı. Ekime çok var ama olsun. Yani sözümün özü canlarım, arkadaşlarım. Türkiye'de artık şu net görüldü. Merkez sağ siyaset, bana göre sağcılık solculuk yok elbette ama öyle ya da böyle Türkiye henüz daha gelişmiş bir insanlar topluluğu değil. Tamamı gelişmiş insanlar topluluğu değil. Ya da tamamı insani gelişmişliğini tamamlamış bir ülke değil. Haliyle merkez sağ Türkiye'de hala hakim. Erdoğan'ın partisinin şu anda merkez sağı temsil etmediğinin bütün dünya farkında. E peki %24 bile olsa oyları az mı? %24 oy olduğunu söyleyenlere de pek inanmıyorum. Ama şunu da unutmayın ki Türkiye'de AKP'li görünmediği halde oylarını AKP'den yana veren asgari en az benim bu şahsi görüşüm 3 ile 5 milyon arasında varlıklı bir kesim var. 3 ile 5 milyon arasında varlıklı bir kesim var. Bunlar seküler yaşıyorlar. Bunların din bağlantıları yok. Dinle ilgileri yok. Batılı tarzda yaşantıyı sevenler ama AKP'li görünmekten utandıkları için AKP'li olduklarını gizleyenler. Fakat seçim sandıklarına gittiklerinde bunlar AKP'ye oy veren seçmenler. Tabii bir de kadrolu seçmen var. Kim kadrolu seçmen? Hiçbir iş yapmadan yattığı yerden her ay para alanlar. Onlar da bu parayı kendilerine Erdoğan'ın verdiğini zannediyorlar. İşte Kemal Kılıçdaroğlu şimdi o algıyı yıkmaya çalışıyor. Şimdi kavga merkez sağda olabilme kavgası. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bile aslında yapmak istediği bu. Biz merkez partiyiz havası veriyor. Sol söylemden mümkün olduğu kadar kaçınıyor. Dinle kavga etmiyor. İslam'la kavga etmiyor. Din adamlarıyla kavga etmiyor. Her şeye rağmen bugüne kadar Ali Erbaş'la ilgili bile onu aşağılayıcı, ona ya da onu eleştirici bir tek cümle kurmadı. Ben duymadım. Duyanlarınız varsa bana bildirin, paylaşayım. Ama arkadaşlar, canlarım, benim güzel dostlarım, siyaset bu. Siyaset öncelikle seçim kazanmak için yapılır. Seçimi kazanamazsanız hiçbir işe yaramazsınız. Daha önce Ali Babacan'ın AK Parti'ye genel başkan olmak istediğini ve bu yönde çaba göstereceğini tahmin ettiğimi sizlerle paylaşmıştım, değil mi? Kızanlarınız oldu, saçma bulanlarınız oldu, olabilir. Bunlar benim tahminlerim ama artık çok net görülüyor ki Ali Babacan AKP genel başkanlığına talip. Ali Babacan'ın kafasında yatan şu: ben Erdoğan'ı siyaseten bitirir, AKP'nin genel başkanı olursam Türkiye'nin yeni ikinci Özal'ı olurum ve dünyanın bugünkü şartlarında Özal'dan çok daha iyi işler yaparım. Bu benim tahminim, benim öngörüm. Lütfen hiç kimse içinizden hiçbirisi ya dedeyi de gördün mü? Ali Babacan Cumhurbaşkanı olsun istiyor. Ya yok böyle bir şey ya. Aklımın köşesinden bile geçmiyor. Bana ne ya? Ya benim Cumhurbaşkanı adayım belli. Benim Cumhurbaşkanı adayım belli. AKP'de bir gün bile görev yapmamış İlhan Keçici kardeş. Ya bunu kaç defa söyleyeceğim daha? Bakın bu bir aynı zamanda temennim benim. İlhan Keçici'nin Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Ama arkadaş, ben Ali Babacan'la ilgili anlattıklarımın hiçbirisinde temennilerimi söylemiyorum. Öngörülerimi söylüyorum. Ali Babacan'ın kafasından geçenleri söylüyorum. Böyle olacak da demiyorum. Olabilir diyorum. Olma ihtimali var diyorum. Ya ihtimalden söz ediyorum. Öngörüler ihtimallerdir. Haber vermek değildir. Haber vermek meteorolojinin işidir. Ki o bile hava tahmin raporu denir. Ona bile. Ama o bilgi verir. Neden? Elinde somut bilgiler vardır. Hava hareketleri vardır. Ben onu söylemiyorum. Ben AKP'de Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Erdoğan üçlüsünün arasında
muhtemel gelişmelerden söz ediyorum. Bu kadar basit canlarım ya. Artık lütfen beni anlayın ya. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Lütfen enseyi karartmayın. Türkiye'yi Erdoğan'ın haricinde kim yönetirse yönetsin, göreceksiniz ki harika bir Türkiye olacak. Bu lafımı lütfen unutmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.